hayal kurdum, ufacık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen. Ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. Benim adım Nils Holgersson, tüm hayvanlar benim dostum. Nils Holgersson, dostlarımı seviyorum. Nils Holgersson, kaçma ve saklanma hiç, çünkü ben yanındayım. Gel uçalım göklere Nils Holgersson. Gizemli orman. Ha? Akka! Mola versek iyi olur. Evet, bu sefer haklısın Nils. Şuraya bak. Bir orman. Oraya inebiliriz. Burası o orman mı? Akka! Akka! İniyor muyuz Akka? Akka! Devam ediyoruz. Düzeni bozmayın ve kanatlarınızı çırpın. Ama hadi. Akka! Hangi koşulda olursa olsun o ormana inmeyeceğiz. Özellikle de yılın bu zamanında. Arkadaşlar, Martin hiç iyi değil. Ben iyiyim Nils. Sadece yorgunum ama hala... Bakın, rengi soldu. Kanatları da yalpalıyor. Ama Nils, sana iyi olduğumu... Ne? Kanatlarım. Artık hissedemiyorum bile. Her yer karanlık. Göremiyorum. Düşüyorum. Hayır. Bir kere de sözümü dinleseler olmaz sanki. Akka, bu yaptığımız şeye çok kızacak. Ama inmek zorundaydık. Ha? İşte geliyor. Yere yat ve numara yap. Havalanın. Hem de derhal. Buradayım Martin. Konuş benimle. Henüz o kadar yorulmadın değil mi? Numarayı bırak artık Martin. Neden durmak istemedin anlamadım Akka. Şunlara bir bak, tükendiler. Mola vereceğiz ama burada değil. Ormanda değil. Burada değil mi? Peki neden? Çünkü burası İriçe'nin ormanı. İriçe'nin? Tamam da İriçe'ne. Kocaman, iri bir canavar. Bir duvar mı dedin? Canavar dedim. O daha ziyade irice bir hayvan, vahşi bir hayvanmış. Bu ormanda hüküm sürer ve buraya gelen her kuş aniden kaybolurmuş. Çok daha iyiyim. Gidelim mi? Bunlara inanmayın. Canavar diye bir şey yoktur Martin. Bunu herkes çok çok iyi bilir. Gerçek olan tek şey gelmekte olan fırtına. Hemen bir sığınak bulmamız gerekiyor. Tartışmanın hiç sırası değil Nils. Bir an önce buradan gitmeliyiz. Bu ormanda kalamayız. Şimdi beni iyi dinle genç adam. Asi tavırların yüzünden bu yolculuk her geçen gün... Bu mu? Bu sis düdüğü. Hayır, size bahsettiğim hayvan bu. Geç kaldı. Tamam, sakin olun. Hadi Martin, önce bir sığınak bulalım. Sonra canavar diye bir şey olmadığını kanıtlayalım bunlara. Hayır, gitmeyin, dönün. Şimdi ne yapacağız Akka? Hepimiz çok yorgunuz. Ama bu yer... Tüylerimizi diken diken ediyor. Bu da ne? Bir sürü meyve var burada. Yaşasın. Akka, bize şu İriçe'yi anlatsana. Vakti zamanında böyle bir gecede dolunay gökyüzünde yükseliyor. Gök gürültüsü şimşek ortalığı yıkıyor. Birkaç kuş dinlenmek için buraya inmiş ve ağaçların arasında koşan bir gölge görmüş. Sonra tuhaf sesler duymuşlar. Çekiç sesi gibi. Kendilerini bekleyen büyük tehlikeyi bilmeden sesleri takip ettiler. Ve bir daha da görülmediler. Orada
biri mi var? Aa, merhaba. Nils, senin olduğunu biliyorum dostum. Seni görebiliyorum. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Fırtına mı, İrice mi yoksa Akka'nın öfkesi mi? Merak etme Martin. Akka bu sıralamanın en sonunda. Ayrıca pek korkutucu değildi. Şey, aslına bakarsan biraz... Ondan hiç korkmadım. Bundan sonra da korkacak değilim. Oradaki de ne? Bizi fırtınadan koruyacak sığınağı bulduk Martin. İşte tüm bildiğimiz bu. O geceden beri tek bir vahşi kaz bile bir daha bu ormanda durmadı. Tabii diğer tüm hayvanlar da. Müjde! Bize çok uygun bir sığınak bulduk. Sizin neyiniz var böyle? Arkadaşlar, Gorgo nerede? Oh! Yo, olamaz. Gorgo'yu aldı. Sıraya girin. Hadi çabuk olun. Bir, iki, üç. Aa, zavallı Gorgo. Biliyordum olmasını istemediğim şey işte buldunuz. Hemen heyecanlanmayalım. Kaybolmuştur canım. Size sığınağın yolunu göstereyim. Sonra Martin'le ben onu ararız. Ben de mi geliyorum? Yine mi? İşte burada güzelce dinlenip güç kazanın siz. Peki ya içeride bir şey varsa? Çok karanlık. Ay, o uydurma hikayeyi bir daha duymak istemiyorum. Siz kazsınız, tavuk değilsiniz. Sığınağa girin, biz Gorgo'yu bulup getireceğiz. Aşağıdan bazı sesler geliyor. Burada Gorgo'dan hiç iz yok. En iyisi diğerlerinin yanına dönelim. Onu sabah ararız. Olmaz. Ayrılalım. Sen şu tarafa git, ben bu tarafa gideyim. Hı? Ben de tam böyle bir şey demenden korkuyordum. Bu iyi bir fikir mi Nils? Hadi git Martin. Gorgo'yu bulmalıyız. Ya ben sana ne dedim? Ayrılalım dedim. Sen şu tarafa git. Ben de bu tarafa... Ne? Yine ne oldu? Sesler orada. İmdat! İrice'yi beni yakaladı. Lütfen merhamet edin. İmdat! Korkma. Sadece bir kök bu. Burada ağaçlardan ve köklerden başka hiçbir şey... Şuraya bakın. Gorgon'un tüyleri. Tüylerini kim kopardı dersiniz? Tabii ki İrice. Ay, inanmayın buna. Canavar falan yok işte. Ama Gorgo'yu bulmak için iki gruba ayrılmalıyız. Yumuşak tüy, güzel kanat ve altın göz şu tarafa. Martin ve Akka da benimle geliyor. Gorgo? Gorgo? Martin, Gorgo! İrice, sürüdeki herkesi benden aldın. Canavar hepsini götürmüş Nils. Şimdi sıra bize geldi. Öyle deme Martin. Gorgo'yu bulmamız... Akka nerede? Hadi kızlar sıraya gelin. Akka bu. Onları bulmuş. Bir, iki, üç. Akka. Konuşmayın, sürümü saymalıyım. Bir, üç, beş. Hayır. Sakin ol Akka. Benim Nils. Oh Nils, en küçükleri. Sen de biliyorsun görevim onları korumaktı ama başaramadım. İrice onları aldı. Hepsi benim yüzümden. Bunun bir açıklaması olmalı. Senin hatan değil. Haklısın Nils. Benim hatam değil. Senin hatan. Artık konuşmamızın zamanı geldi de geçiyor. Hayır dediğim halde bizi buraya getirdin. Dinlemiyorsun. Aklına her eseni yapıyorsun Nils. Her zaman böylesin. Bizi bu durumlara sokuyorsun. Sürü için tehlikelisin. Bunun icabına bakmamız gerekiyor. Hadi Nils. Bu bir kabus olmalı. Hemen buraya gel Nils. Sözlerimi bitirmedim. Ah!
artık. Buraya gelin. Yeni misafirlerimiz var beyler. Biri canavar burada. Dur. Arkamda kal. Ne olduğunu şimdi anlayacağız. Nasılsınız arkadaşlar? Yorgu, sahiden sen misin? İrice ile birlikte. Ne diyorsun sen öyle? O bir dostlar arasındayız. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Niyes. Bu da ne böyle? Burada neler oluyor kızlar? Dolunay şenliği. Her yıl olduğu gibi. Peki partiyi neden burada yapıyorsunuz? Tüm ağaçlar parti yapanlarla dolu. Kimse şikayet etmez. Yılın bu zamanı harikadır. Harika. Bundan tadan asla gürültüden şikayet etmez. Ama lütfen gizli kalsın. Bu güzel yer bizim parti yerimiz olarak kalmalı. Yanılmıyorsam şu meşhur İrice efsanesi de böyle doğdu. Ay! Gerçekten. Seneye görüşürüz ördekler. Bizi de hesaba katabilirsin Baçula. Neler oluyor? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Çok eğlendik öyle değil mi Akka? Gelecek yılı iple çekeceğim. Haklısın Gorgo. Tehlike falan yokmuş. İrice çocuklara göre bir hikayeymiş. Aa!